Burada üç tane fonksiyon var ve bu videoda bu fonksiyonların tek mi yoksa çift mi olduklarına karar vereceğiz. Hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Çift fonksiyonlara eksi x verdiğinizde elde edeceğiniz değerle x verdiğinizde elde edeceğiniz değer birbirine eşittir. Yani f eksi x ile f x'in birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Tek fonksiyonlara eksi x verdiğimizde ise aynı fonksiyonun negatifini elde ederiz. Bu durumların ikisi de geçerli değilse fonksiyon ne tektir ne de çift. Evet, gelin deneyelim. İşe hx ile başlayalım ama ben soruya girişmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, fonksiyona eksi x verdiğimizde bakalım ne olacak. Eksi 10 çarpı eksi x üzeri 11 artı eksi x üzeri 9 eksi eksi x üzeri 3 artı 7 çarpı eksi x eksi x üzeri 11, x üzeri 11'in negatifidir, öyle değil mi? Aynen öyle. Kuvvet negatif olduğunda sayının önündeki eksi işareti değişmez. Şöyle söyleyeyim, mesela eksi x üzeri 3, x üzeri 3'ün negatifine eşittir. Yani sonuç negatif olur. Benzer bir şekilde eksi x üzeri 7 de x üzeri 7'nin negatifine eşittir. Hatta isterseniz x yerine bir sayı kullanalım. Mesela x eksi 1 olsaydı eksi 1 üzeri 7 ile 1 üzeri 7'nin negatifi birbirine eşit olurdu, öyle değil mi? O halde fonksiyonu yeniden yazacak olursak, burası eksi x üzeri 11, burası eksi x üzeri 9, bu gösterimde x'in önce kuvvetini alıyoruz, sonra da sayının önüne eksi ekliyoruz. Anlaştık değil mi? Devam edelim. Burası eksi x üzeri 3 ve buradan da eksi x gelince Durum şöyle oluyor. Eksi 10 ile eksi x üzeri 11'i çarparsak sonuç pozitif olur. Yazalım. 10x üzeri 11. Sonra eksi x üzeri 9. Eksi eksi x üzeri 3 işleminde artı x üzeri 3 olarak yazabiliriz. Ve eksi 7x. Gördüğünüz gibi elde ettiğimiz fonksiyon buradakine çok benziyor. Farklı olan tek şey terimlerin işaretleri kısacası elde ettiğimiz fonksiyonun h x'in eksi ile çarpılmasıyla oluştuğunu söyleyebiliriz. Buradaki terimleri eğer teker teker eksi 1 ile çarparsam bunu yani eksi h x'i elde ediyorum. h -x eksi x'in eksi h x'e eşit olduğunu yani bu fonksiyonun tek bir fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Tek fonksiyonları saptamanın bir yolu da fonksiyonu oluşturan terimlerin tek olup olmadıklarına bakmaktır. Mesela bu terim eğer tek başına bir fonksiyon olsaydı, tek bir fonksiyon olurdu. Bu yine aynı şekilde tek olurdu. Bu da ve bu da. Başka bir deyişle birden fazla tek fonksiyonu birbirine eklediğinizde tek bir fonksiyon elde edersiniz. Buradaki terimlerin kuvvetleri tek sayı olduğu için terimlerin tek fonksiyonları olduklarını söyleyebiliriz. Sırada f(x) var. f eksi x'i değerlendirdiğimizde eksi 7 çarpı eksi x üzeri 6 eksiyi 6 kere kendisiyle çarptığımızda pozitif x elde edeceğimiz için eksi 7 x üzeri 6 olarak yazıyorum. Artı 3 hatta herhangi bir adıma atlamamak için daha sonra baktığınızda karışmayasınız diye şöyle yazacağım. Eksi x üzeri 6 artı 3 çarpı eksi x üzeri 4, eksi 9 çarpı eksi x üzeri 2 ve artı 8. Negatif bir sayının 6. kuvvetini alırsanız pozitif bir sayı elde edeceğimiz için bunun yerine eksi 7 x üzeri 6 yazıyorum. Devam edelim. Eksi x üzeri 4 de x üzeri 4 edeceği için 3 x üzeri 4 eksi Eksi x üzeri 2, x üzeri 2 olur. O zaman buradan da eksi 9 çarpı x üzeri 2 gelecek. Ve bir de artı 8 var. Bunun fx ile aynı şey olduğunu fark etmiş olmalısınız. O halde f eksi x'in fx'e eşit olduğunu yani fx'in çift bir fonksiyon olduğunu anladık. Aslında bu sonucun da şaşırtıcı olmaması lazım. Çünkü f(x) çift terimlerin birbirleriyle toplanmasından oluşuyor. Bu terimlerin hepsi y eksenine göre simetrik oldukları için bunları birbiriyle birbirleriyle topladığınızda çift bir fonksiyon elde edersiniz. Ve dikkat edin terimlerin kuvvetleri de çift. 6., dördüncü, ikinci ve bu da 0. Evet, son olarak bu fonksiyona bakalım, g(x)'e bakalım. Bu fonksiyonu yakından incelediğimizde ise bu çift bir fonksiyon. Bu da aynı şekilde çift. Ama bu ve bu tek fonksiyonlar olduklarından dolayı bu fonksiyon hem tek hem de çift terimlerden meydana geldiği için ne çift ne de tek olacak. İsterseniz sağlamasını da yapabiliriz. g eksi x eşittir. Eksi x üzeri 4, x üzeri 4 eder. 3x üzeri 4, eksi x üzeri 3, x üzeri 3'ün negatif olduğu için bunu pozitif 10x üzeri 3 olarak yazalım. Hatta bir saniye yine hepsine açık açık yazayım kafanız karışmasın. Evet 3 eksi x üzeri 4 eksi 10 eksi x üzeri 3 artı eksi x üzeri 2 eksi eksi x. Burası x üzeri 4 eder. Burası eksi x üzeri 3 bu x üzeri 2, bu da x olduğu için 3x üzeri 4, eksi 10 çarpı eksi x üzeri 3, 10x üzeri 3 ile aynı şey, artı x üzeri 2 ve artı x elde ettiğimiz sonucun gx'e benzemediği, gx'e eşit olmadığı ortada. Tek kuvvetli terimlerin işaretleri değişti ama diğerlerininki değişmedi. Buna ek olarak elde ettiğimiz fonksiyon gx'in negatifi de değil. Az önce de söylediğim gibi tek kuvvetli terimlerin işaretleri değişti ama diğerlerininki değişmedi. Ve bundan dolayı bu fonksiyon ne tektir ne de çift.